Piyasadaki hafız alanları. Piyas tarafından işletilen program ve tüm veriler hafız alanında saklanır. Her verinin bir hafız adresi vardır ve veri değeri bu adreste saklanır. Örneğin PLC'nin sıfır numaralı girişine artı V girdim uygulandığında sıfır nolu girişin ledi yandığında sıfır nolu girişe ait giriş görüntü kütüğündeki hafız alanı lojik bir olur. Yine aynı şekilde programın işletilmesi sırasında değeri lojik bir olan bir nolu çıkışın çıkış imaj kültüründeki değeri 1 olur ve PLC ilgili çıkış klemensini enerjilendirir. Yine benzer şekilde program içerisinde kullanılan sayıcı ve zaman röleleri değerleri ve diğer veriler kendilerine ait hafızalarında tutulurlar. Bu şekilde ifade etmeye çalışalım. PLC içerisindeki her türlü verinin bir hafız alanı vardır. Bu hafıza alanları en başta belli olan alanlar da olabilir daha sonra data bloklar şeklinde açılan hafız alanları da olabilir Arduino programlayan arkadaşlarınız Arduino programına başlarken void setup kısmında program içerisinde kullanacağı değişkenlere türüne göre işte bool ya da başka yani bit ya da başka hangi değerde ise ona ait bir değişken atar ve bir hafız alanı açar piyasa içerisinde de her türlü veri hafız alanlarında saklanır ve demin söylediğim gibi örneğin giriş verisi çıkış verisi Standart sabit bir alanında saklanır. Mesela giriş verilerinin saklandığı alanına ben giriş görüntü kütüğü ya da giriş imaj kütüğü derim. Yine çıkış verilerinin saklandığı alanı ise çıkış görüntü kütüğü ya da çıkış imaj kütüğü adı verilir. Yine zaman rölelerinin, sayıcıların dahili M-bitlerin ya da L-bitlerin hafız alanları vardır. Demin de dediğim gibi bu hafızalanları alanları sabit hafız alanları yani baştan beri belli olan hafız alanlar olabilir ya da Siemens Portal programlarken örneğin zaman rolelerinin ya da sayıcıların hafıza alanlarını biz o elemanı oluşturduğumuzda açarız. Ve her türlü veri bu hafız alanlarında saklanır. Peki bu veriler nasıl kullanılır? Örneğin PLC'mizin girişinde 0 nolu ve 1 nolu klemenslere bağlı olan anahtarlarımız olsun. Ve bu anahtarlardan 0 nolu anahtar kapalı yani V gerilimi benim PLC'mi 0 nolu klemensine geliyor. 0 nolu klemensine gelmesi demek 0 nolu girişe ait hafıza alanının değerinin 1 olması demek. Ve şu anda giriş verilerine baktığınızda 0 nolu bitin, 0 nolu adresin hafıza değeri 1. Yine 1 nolu girişteki anahtar açık yani bir gerilimi gelmiyor. Yine benzer şekilde kullanmadığım oradaki diğer girişlerde var. Ve o girişlerde de gerilim yok. Gerilim olmadığı için lojik 0 değerinde ve dikkat edecek olursanız giriş görüntü kütüğünde onlara ait alanlarında sıfır var programı işletiyor piyasi programı işletilme sırasında bazı çıkışlara değerler atıyor Örneğin programı işletilme sırasında sıfır nolu kremense bağlı olan çıkışın değeri sıfır olarak belirlenmiş Bunlar nereye yazıyor bunları çıkış görüntü kütüğüne yazıyor ve diyor ki sıfır nolu kremensin lojik değeri sıfır ya da program işletilme sırasında yine diyor ki bir nolu çıkışa ait Lojik değer 1. Bunları çıkış görüntü kütüğüne ya da çıkış imaj kütüğüne kaydediyor. Ve daha sonra bunlar klemense yansıyor. Lojik 0 olan değerler klemense 0 olarak yansıyor. Lojik 1 olan değerlerse klemense 1 olarak yani artı V gerilimi olarak yansıyor. Ve bir olan lojik 1 olan değerler artı V gerilimi çıkış verdiği için çıkışındaki elemanları da çalıştırıyor. Kontak ve bobinlerin isimlendirilmesinde ilk harf bana o elemanın ne olduğunu gösterir. Input görüyorsanız yani I görüyorsanız bu bir inputtur ve bana giriş kontaklarını fiziksel giriş kontaklarını anlatır. Eğer isimlendirmede Q görüyorsanız çıkış elemanını fiziksel çıkış elemanını veya buna ait program içerisinde kullanılmış olan kontağını gösterir. Eğer siz M ismi görüyorsanız isimlendirmenin başında bu bir yardımcı rölenin bobin olarak çıkışının gösterilmesini ya da o yardımcı rölenin kontak olarak program içerisinde kullanmış olan açık ya da kapalı kontaklarını gösterir. T zamanlayıcı veya kontağıdır. C sayıcı veya kontağıdır. Şimdi T ile ve C ile ilgili bir açıklama yapayım. TIA portalda sayıcı ve zamanlayıcılar data blok isimleriyle gösterilir. Şimdi ne demek istiyorum? T ve C bazı PLC'lerde sabit olarak zamanlayıcıları ve sayıcıları gösteriyor ama bizim TIA portalımızda sayıcı ve zaman öğelerini artık T ya da C ismi vermemiz şart değil. Göreceğiz onları. Bir data blok oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz data blok ismiyle anılıyorlar ama TIA portalda bu böyle. TIA portal haricinde birçok programda T ya da C isimlerini kullanmamız gerekiyor. Zaman öreleri ve sayıcılar için. Sayılar ise byte ve bit adreslerini verir. Noktadan önceki sayı byte adresini, noktadan sonraki sayı ise bit adresini verir. Bakın burada bir örnek vermişiz. i3.4 i3.4 benim için neydi? İyi input'tu, girişti. Fiziksel girişti. Bunun bir fiziksel giriş olduğunu ben I harfinden tanıyorum. Dediğim gibi bu M olabilir, V olabilir, Q olabilir, L olabilir ya da herhangi bir zaman bölgesi ya da sayıcı ait data blok ismi olabilir. Hafız alanına ne olduğunu gösteriyor bana. Ondan sonraki sayı byte adresini veriyor. Bu üçüncü byte'daki bir adres. Byte adresi bunun 3'müş. Daha sonra nokta ile bir ayrım yapılmış. Bir daha sayısal değer verilmiş. Bunda da örneğin burada 4 vermişiz. Bu da bit adresini veriyor. Yani bu input 3. byte'deki 4. biti gösterir. Mesela bunun giriş imaj kütüğündeki hafıza alanının şu şekilde olduğunu düşünürseniz. Örneğin byte 0, byte 1, byte 2, byte 3 diye gidiyor. Bu byte 3'teki 4. biti gösteriyor bana. Byte adresleri bit adresleri, sayısal değerler ne? Bunlarla ilgili uygulamalar yaptıkça daha net anlayacaksınız. Hafıza alanlarından da bahsedelim. Daha önce PLC içerisindeki tüm verilerin kendilerine ait hafıza alanlarında yani adreslerde saklandığını görmüştük. Hafıza alanı bit, byte, word ve double word olarak adreslenebilir. Her sıfır veya bir bilgisi bir bittir. Sıfır veya birler lojik işlemlerde kullanılıyor olsa da PLC'lerde sayısal işlemler için daha büyük hafıza alanlarına yani sayısal değerlere ihtiyaç duyulur. 8 bit 1 byte'tır. 2 byte 1 word'tür. 2 word ya da 4 byte 1 double word'tür. 1 byte ile elde edebileceğimiz sayısal değer nedir? Hatırlayacak olursanız dijital derslerinden biner sayının desimale çevrilmesi, desimal sayının biner sayıya çevrilmesinde bu hesaplamayı kullanmıştık. 2 üzeri 0'dan başlar. 8. bit nedir? 0 kullandığımıza göre 2 üzeri 7'dir. Bu işlemi yaptığımızda elde ettiğimiz sayısal değer 255'tir. Yani 1 byte'ın sayısal karşılığı 255'tir. Eğer bunu bir word yani 2 byte olarak kullanacak olursam 2 byte nedir? 16 bittir. 2 üzeri 0 0. bit 0. 0. 0 kullandığımız için 16 bitte 16. bitte 2 üzeri 15'tir. 2 üzeri 15. Bu işlemi yaptığımızda 65.535 535 sayısını elde ederiz. bir baytlık hafıza alanı sıfırdan 255 değerine kadar, bir word'lük hafıza alanı sıfırdan 65535 değerine kadar tam sayı değerine sahiptir. Hafıza alanların en sağındaki bit yani 2 üzeri 0 biti LBS bitidir. Burada 2 üzeri 0 biti bu LBS biti. Burada ise 2 üzeri 0 bu LBS biti yani en düşük değerlikli bit. En solundaki bit ise byte alanda 2 üzeri 7, word alanda 2 üzeri 15. Yani byte alanda 8. bit, word alanda 16. bit şu. MBS bitidir. Yani en yüksek değerlikli bit. Yani LBS düşük değerlikli bit. MBS yüksek değerlikli bittir. İşaretsiz tam sayı hafıza alanlarındaki tüm bitleri kullanır. Yani 255 sayısı işaretsizdir. 65535 işaretsizdir ve burada 8 biti, burada da 16 biti birden kullanır. İşaretli tam sayıda ise MSB biti kullanılmaz. En yüksek değerlikli bit 2 üzeri 15'in olduğu 16. bit ya da byte adrette 2 üzeri 7'nin olduğu 8. bit kullanılmaz. Bu bit sayının artı veya eksi olduğunu gösterir. MSB eğer sıfırsa sayı artı değerlikli. 1 ise eksi değerliktedir. Eğer ben bunu işaretli bir tam sayı olarak kullanacaksam 2 üzeri 7 burada byte'da 2 üzeri 15 word'de boş bırakılır. Burası 0 ise işaretli tam sayının artı olduğunu gösterir. Eğer orada 1 ise işaretli tam sayının eksi olduğunu bana gösterir. O zaman şöyle topluca bakalım. Byte adresinde eğer işaretsiz bir tam sayı tutuyorsanız 0 ila 255 arasında işaretli bir tam sayı tutuyorsanız yani artısı eksisi olan bir sayı tutuyorsanız eksi 128 ile artı 127 arasında bir sayı tutabilirsiniz. Yine word alanda yani 2 byte'lik bir alanda 0 ile 65.535 işaretsiz tam sayıyı tutabilirsiniz. Ama yok bu bir işaretli tam sayıysa eksi 32.768 ile artı 32.767 arasında bu sayıyı bu alanda tutabilirsiniz. 4 byte'lık 2 word'lük ya da 1 double word dediğimiz alanda ise işaretsiz tam sayı olarak 0'dan 4 milyar 294 milyon 967 bin 295'e kadar sayısal bir değeri tutabilirsiniz. Eğer bu double word alan işaretli ise eksi 2 milyar 147 milyon 483 bin 648 ile artı 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 sayısına kadar bir değeri tutabilirsiniz. Word ve double word adreslerinde en düşük değerlikli byte adresi kullanır. Word ve double word adreslemelerinde en düşük değerlikli byte adresi kullanılır. Bu alan i, q, m, l, v gibi alan bilgisine sahip olabilir. Daha önce hatırlıyoruz i neydi inputlar, q neydi fiziksel çıkışlar, m, l veya v hafıza alanları ise dahili bitlerdi, dahili hafıza alanlarıydı. Şimdi adreslemedeki ilk harf bu hafıza alanının alan bilgisini verir ve dahili bir hafıza alanı, Eğer ben burada E'yi kullanıyorsam, input fiziksel girişleri Q'yu kullanıyorsam benim burada eğer Q fiziksel çıkışları M'yi kullanıyorsam yine dahili hafıza alanı kullanıyorum anlamına gelir. Daha sonra bunun byte olduğunu B word olduğunu ve double word olduğunu d ikinci harf gösterir. Daha sonraki sayısal değer 100 burada byte adresini gösterir. Yani eğer ben v byte 100 diye bir adreseme verdiysem bu v byte 100 adresi aslında v 100.0 bitinden başlayıp v 100.7 bitine kadar alanı kapsar ve ben buna vbyte100 adresini veririm. Eğer ben vword100 adresini kullanıyorsam aslında bu vbyte100 ve vbyte101 byte, byte alanlarının içerisine alır. Burada en yüksek değerli byte vbyte100'dür, en düşük değerli byte vbyte101'dir. Yani en düşük değerli bit lsb vbyte101'in bitidir, en yüksek değerli bit msb vbyte100'ün bitidir. Burada adresleme size garip gelebilir. Ya 101 sayısı 100'den büyük niye en düşük değerli byte şeklinde? Siemens'lerde hafıza alanları bu şekilde tutuluyor. Ve W word 100 dediğimde W byte 100'ü yüksek değerlikli byte olarak ve W byte 101'i düşük değerlikli byte olarak bu hafıza alanı kapsar. vw 100 adresi verdiğimde aslında bu iki word'tür ama aynı zamanda da nedir? 4 bayttır. V byte 100'den yüksek değerlikte olarak başlar. V byte 100 burada en yüksek değerlikte bayttır. 101'i, 102'yi ve V byte 103'ü alır. Aslında bu ne demektir? V 100.0'dan başlar ve 103.7'ye kadar gider bit olarak düşündüğümüzde ama byte olarak düşündüğümüzde double adres V byte 100'ü, 101'i, 102'yi ve 103'ü içerisine kapsar. Programlamada yaptığımız en büyük hatalardan biri adreslerin çakıştırılmasıdır. Yani eğer ben bir servo sistemde aktüel hız bilgisini örneğin W100 içerisinde kullanıyorsam program içerisinde eğer ben konum bilgisini de W102 de tutacak olursam hız bilgisi ile konum bilgisi W102 ve W103 de birbirleriyle çakışacaktır ve istenmediğimiz değerler, anlamlandıramadığımız değerler göreceğiz. O nedenle eğer ben double adres kullanıyorsam 4 byte'ı içine aldığını bilmemiz lazım. Ve ben hız bilgisini ve double yüzde kullanıyorsam konum bilgisini ise ve double 104'ten itibaren kullanmam lazım. Bu adresleri çakıştırmamam gerekli. Özellikle bu konuya dikkat edilmelidir.